koronun gelişiminden yani en çok böyle her şey olan, daha çok aslında hepimizin ihtiyacı olan o hani müzikal anlamda kendi sesimiz, kendi sözümüz, kendi dilimizle söyleyebileceğimiz bir alan oluşturmak istedik ve bu koroyu biz 2023'te gerçekleştirmek istedik. Arkadaşlar Jinart'a gitti, görüşmeler yaptı. Jinart da buna onay verdi, hani yapılabilir. Biz kendi arkadaşımıza Çiğli'de kadın arkadaşlarla oturduk, tartıştık. Hani böyle bir koro çalışması yapacağız. Nasıl yapabiliriz, neler yapabiliriz, ismini... Yani bir tartışmalar yürüttük biz bu koro üzerinde. Dolayısıyla biz ilk başlangıçta 7-8 kişiyle, biz zaten hani sayımız zaten 9 kişi. Hocamızla beraber biz toplamında 10 kişiyiz. Koromuzu kurduk. Zaten önümüzde de 8 Mart vardı. Hızlı bir çalışmayla işte koromuzun ismi ne olsun, onu tartışmasını yürüttük. Sonuçta İzmir'de siyasi il binamızda katledilen bir kadın arkadaşımız, bir yoldaşımız katledilince Deniz'in ismini yaşatacağız her yerde. Sloganları zaten bütün dünyaya yayılmış. Deniz'i yaşatmak, Deniz'in adını yaşatmak adına koromuzun ismi Deniz Poyraz Kadın Korosu olsun dedik. Dolayısıyla bunu yapabilmek için önceden anneden izin almamız gerekiyordu. Annenin rızası olması için. Biz bunun daha koromuzun altyapısını oluşturmadan önce, koromuzu kurmadan önce ilk önce Fehime Anne'yi ziyarete gittik. Kadın arkadaşlarla beraber. Bizim böyle bir projemiz var. Biz adını yaşatmak istiyoruz. Eğer siz de uygun görürseniz biz bu koroyu kurup ve Deniz'in adına biz bu koroyu, anne çok sevindi, çok mutlu oldu, çok duygulandı. Yani çok büyük bir sevinçle karşıladı. O kabul edince biz de daha çok böyle hani büyük bir sorumluluk almış olduk aslında Deniz'in adını alarak. Ve böyle bir çalışma içerisine girdik. Belki de bir ilk olmuş olacak bu. Dolayısıyla dünyanın her yerinde gelebilirler, katılabilirler. Bu bizim bütün kadınlara çağrımızdır. Kendi sesini, kendi sözünü, kendi dilini söylemek isteyen her kadına yani çağrımızdır. Deniz'in siyasi duruşundan kaynaklı, bir de kadın kimliğinden kaynaklı dik duruşunda zaten bunu çok iyi net gördüler. Geldikleri gibi hiç sorgusuz sualsiz Deniz'i katlettiler. Deniz'in bizim için paha biçilmez bir değer atfediyor. Nasıl ki biz Zilanlardan, Beritanlardan bahsettiğimizde bizim için büyük bir mücadele atfediyorsa Deniz bizim için odur. Kendimi Deniz'in yerine koyarak onun mücadelesini, onun o dik duruşunu, onun o kitleye verdiği isyanını özellikle kadın boyutunda hissederek bunu söylüyorum. Yani Deniz'i yaşıyorum resmen. Ruhumdan yaşatıyorum yani. Öyle dokunaklı oluyor ki bazen insanlar ağlayabiliyorlar. Dokunabiliyoruz yani. Ben o an Deniz'im. Deniz ne hissediyorsa onu söylemek istiyorum. Onu kitleye öyle veriyorum yani. Bu da benim için çok mutluluk, çok huzur verici bir durum oluyor. Bir kişi bile dahi kalsak biz bu mücadeleyi, bu bayrağı yükselteceğiz. Deniz'in sesi olmaya devam edeceğiz ve Deniz'i kitlelere anlatacağız, söyleyeceğiz. Deniz Poyraz Korosu yaşayacak.